bugün. Son dakika tam ofise geldim zaten. Kaça kadar? Kaça kadar lan? Hep 5'e kadar zaten sahadaydım. Yani 5'e 10 falan varken sahaya gelmiş, ofise gelmişimdir. Ondan sonra da tam böyle bir tuvalete falan gittim. Üstümü değiştireceğim. Aradılar. Acil bir iş varmış. Bayağı da acildi. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Neyse gittim. Sağdan 37 geçe mi? 5'e 40 geçe mi falan ne döndüm. Zaten bizim çıkışımız 5.25, 5.30 falan. Ben de yani herkes beni beklediği için üstümü çıkartmadan direkt bu şekilde eve geldim. Yarın bir daha gideceğiz zaten. Hani mi iş beğenim minnoşum? Aşkım. Aşkım. Bugün de spora gitmedim. Spor çantamla gitmiştim. Sabah spor çantamı hazırlamıştık. Ama saat 10'dan beri sahadayım. Ve çok yoruldum. Gerçekten durdurarak bilmeden çalıştım bugün. Ne anladı? Nasu Şef de yoktu bugün. Onun için de bir Meger testine falan gittim. Hani kablo kontrol testlerim vardı, sağ testleri vardı, dop testi vardı falan filan derken yoruldum. Bugün evde birazcık takılırım ya. Güzel olur. Ben bir sürü başımı değiştireyim, görüşürüz. Bugün bize yeni kıyafetlerimiz de geldi. Yedek kıyafetlerimiz geldi. Ama şimdi bunları açıp denemeyeceğim. Çünkü benim pantolonum S ve S bana büyük oluyor. Belimden falan düşüyor. Kemer takıyorum. Palaska takıyorum. O da yani çok şey oluyor böyle. Palaskayı iki kat döndürdüğüm için tam tutmuyor böyle. Beni rahatsız ediyor birazcık. Şimdi bir gün iş monta falan gideceğim. Cumartesi, pazar günü falan bir iş monta giderim açıksa tabii. Bir XS pantolon deneyeceğim. Değiştirirlerse benim S ile XS'i değiştireceğim. Bir denemem lazım ama öncesi. Olmazsa da o da çünkü A kısmı falan bayağı daralıyormuş XS'lerin. Beni rahatsız ederse de belini daralttıracağım. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Öyle. Bu infoyu da vermiş oldum. Selam. Şimdi duştan çıktım. Bakıma saç bakımı yapacağım. Sonra tırnak bakımı yapacağım. Fix pazar günü şeyi bakımı. Bir tık geç kalmış olabilirim. Ya tamamlayacağız. Oralanmak yok, saçımı bir şey yapayım. Reklam değil. Umarım bir gün reklam olur. Krim konu şu su var. Yüz yıkama jeli. Duştayken yüzümü bununla yıkıyorum. Şunu da gratisten almıştım. Tırnaklarımı falan peeling yapıyorum bununla. Şimdi ben de şurada görüyorsunuz ki Krim Co'nun bütün setini aldım. Ablam bana sadece şu pembesini, serumunu ve şu kremi göndermişti. Bir de güneş kremini göndermişti. Sonra ben bunların etkisini görünce bütün serisini aldım. Şimdi yüzümü, şimdi ikisi de asitli olduğu için şimdi şöyle yapıyorum. Bu mor olan ve şu sarı olan, bu C vitamini. Bu da One Eternity Later. Bunların hepsinin açıklamasını tek tek okudum. Krim Co'nun sitesine girdim. Nasıl kullanılıyor, ne yapılıyor diye. Ama şu an unuttum. Ama şöyle söyleyeyim. Siz gidip sitesinde okuyabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Reklam değil. Umarım bir gün reklam olur. Akşamları bunu sürüyorum. Bunu sürdüğümün akşamının sabahı pembeyi sürüyorum. Sarıyı sürdüğümün akşamının sabahına da mavi sürüyorum. Böyle bir kendi kendime rutin belirledim. Şimdi yüzüme bu asitli olduğu için şu Krim Co. Hayır. Arkaya düştü. Güneş kremi arkaya düştü. Biliyordum böyle olacağını. Neyse. Şu tonikleri var.
Bunu tekrardan okumam lazım. Bu terlikleri sürdükten sonra suratıma mor olan asitlerden birini sürebiliyor muyum, süremiyor muyum diye. Cildime de zarar vermek istemiyorum güzelleştirmeye çalışırken. O yüzden asit olmayan bir... Asit olmayan de diyorum da umarım asit yoktur içinde yani. Değil mi? Gözüme uygulayabildiğim için asit olmadığını düşünüyorum. Düşünerekten şu Yivroşen'in toniğini yüzümü yıkadıktan sonra kullanıyorum. Aslında maske de yapmak istiyordum ama şu an maske yapmaya o kadar çok üşendiğim için yapmayacağım. Başka akşam yaparım. Bu cildimde birazcık bir şey olurken arkaya ulaşması çok zor ya. Işık da yok. Işık da patladı. Neyse ki çok uzakta değilmiş. Ya gerçekten krem konu ürünlerini kullandıktan sonra cildim gerçekten çok güzel aydınlanmaya başladı. Birazdan da görürsünüz zaten. Şimdi şunu süreceğim. Biraz çevremize uygulamıyoruz. Ama burnuma da sürüyorum yani şuralar. Saçımı da tarasaydım keşke ya. Bir tarayayım şunu süreyim diyeceğim. Diyeyim. Kumlu bir insan olduğum için havluyu uzun süre kafamı böyle tutarsam kalkülüm çok garip bir şekil alıyor. O yüzden morun üstüne mesela pembe serumu kullanabiliyor muyum? Yani kullansam ne olur? Da kullanmayayım. Bilmiyorum ya. O yüzden ayrı ayrı kullanıyorum. Gouache alamadım ya. Neyse ki parmaklarımız var. Benim saçım çok kabarıyor. Kabarmasını önlemek için Yuroşen'in şu kremini kullanıyorum. Allah'ım sağ olsun burada da beni aydınlattığı için. Bu da reklam değil. Bunu ilk önce şöyle saçıma dibine bulamıyorum şöyle. Şimdi üzerine doğru. Sonra ben bu belirginleştirici olarak zibilyon tane ürün kullandım. Elidor'unkini, BB'çininkini, sonra böyle süt köpüklerim öyle bir şeyler vardı. Morphos'unkini falan hepsini kullandım. Hepsi saçımda böyle kullandığımda bir sertlik bırakıyordu. Bırakmıyor. Sonunda buldum. Yani yeni bir şeylik var ama hiç diğerleri gibi böyle saçım birleşip katı bir şey oluşturmuyor. Bu gerçekten çok güzel. Bunu keşfettiğim için çok mutluyum. Bunu da şu şekilde uyguluyorum. Saçımı şöyle yapıyorum. Evet, elimle bile. Gerçi ışık da yok ki doğru düzgün hiçbir şey göremiyorsunuz. Neyse. Olduğu kadar. Ya gerçekten şunu sökmem lazım. İrem varken keşke sökseydim. Çünkü sandalyeyle çıkmak çok zor oluyor. Uzanırken her an kapaklanabilirim yani yere. Neyse bu ışıkla idare ediyorum ben ya. Görüyorum zaten. Şimdi bunu böyle yedirdim. Biraz kalkıyor böyle bir şey yapıyorum şöyle tamam. Tamam ucunda kalanlardan. Şimdi saçımı kurutacağım. Bu gidiyor. Son olarak şunu yapıyorum. Asıl farkı yarı sabah, yani yarı sabah göreceksiniz. Daha dol, daha belirgin oluyor bu neler, daha küçük, daha belirgin. En son da şunu seviyorum. Şimdi cream konun iki tanesi burada.
Şu dudak bandlarını aldım. Dördünü de aldım. Ve şu dudak yanından üçünü de aldım. Şimdi dudağım bu şekilde. Kıvamı çok iyi. Asla yapış yapış bir hissiyat vermiyor. Ve dolgunluğa bakar mısın? Tabii benim dudaklarım da dolgun da. Şimdi yağ sürünce daha da çok fark edeceksiniz. Yağda da mesela hani şey yok. Aparatı şu şekilde. Bu hangi numarası? Numarası var mı? Numarası yok. Bunda da yine 3 renk var. Şöyle. Bir de hala 500 yıldır aldım. Arifoğlu. Kepik kullanıyorum. Yani bunların son kullanma tarihi var mı yok mu bilmiyorum. Bunu ben alalı bir 4 sene olmuş mudur ya? 3 sene olmuştur, hala kullanıyorum. Kirliklerinde henüz bir sıkıntı olmadı. Kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım? Onun yerine ne kullanmalıyım? Ekrandan da sürme soru oluyormuş. Bak kirpiğim gözüme girdi. Kirpiğim de değil. Kalkıyorum. Neyse yeter bu da. Unuttuğum bir şey var mı? Yok. Yani bir de şey var. Yoroşe'den şu şeyi aldım. Nemlendirici krem. Koluma falan da bunu sürüyorum. Bu da gerçekten ışıltı veriyor. Şu an kolum böyle. Yani kokusu, yani çok kokulu da sayılmaz. Ama güzel yani. Yani o gün orada sürdüğümde o kadar çok güzel parlıyordu ki. Direkt aa oldum, böyle aldım. Güzel yani. Aşağıda görüşelim. Geldim böyle. Yani şurada ve şurada çok büyük sivilce izi lekelerim vardı. Da şuradaki geçmiş mi? Şurada da bir tane vardı. Yani bunları kullanarak, bir de Aven diye bir tane krem var. Onu kullanarak toparladım. Yani saçım böyle. Git bakın böyle. Kolum parlıyor mu? Geçen gün abi şurama bir sivri yedi. Fotoğrafını koyarım şuraya. Gerizekalı sivrisinek ısırmış. Kolumda da gördüm onu. Öldürdüm sonra iş yerinde. Ertesi gün sen benim kolum dönbek gibi şiş. Çok kötüydü ve kolum da ağrımaya başladı. Artık sinek de değil miydi, böcek miydi, neydi bilmiyorum. Çok kötü oldu, kolum da geçti ama hala izi duruyor burada. Doktor da antibiyotik yazmıştı. 2 gün kullandım, bitene kadar kullan demişti de kullanmadım. Bu da böyle bir şeydi. Böyle. Şimdi tırnaklara geçeceğiz. Şöyle bir şey var. Tırnaklarımı uzatıyorum ve bayağı uzattım şu an. Yani uzun zamandır tırnaklarımı yani bu şekilde göremezsiniz. Yani göremeyiz. Göremem. Çünkü çok fazla tırnaklarımla oynayıp tırnaklarımı kırıyorum. Hatta yani tırnaklarımı koparamayınca tırnak etlerimi koparıyordum. Paraya kıydım. Paraya gerçekten kıydım ve Kalyon'un şusunu aldım. Her boş bulduğum vakitte bunu tırnağıma sürüyorum. Çünkü ister istemez elimi ağzıma götürdüğüm zaman ya da bir şey olduğu zaman tadı o kadar iğrenç ki anlatamam ve tırnakları gerçekten güçlendiriyor. Üzerine ne yazıyormuş bu? Ne içinmiş bu? Ya kutusunda bir şey yazıyordu da işte güçlendirici olarak mı, uzatıcı olarak mı bir şey yazıyordu. Bunu kullanıyorum. Üstüne de şu tırnak sertleştirici kullanıyorum. Mükemmel combo, mükemmel combo. Şimdi bunu süreceğim ve saatte 10 olmuş. Birazcık daha bilgisayarda böyle boş atıp yatarım. Bu ara, ya bu arada değil, hep artık işte erken yatıp erken kalkmaya çalışıyorum. Çünkü sabah insanıyım artık. Ya şey yapmak istiyorum. Bakın nasıl parlıyor. Böyle daha burada daha çok belli oldu. Niye öyle oldu? Arkadaşlar gerçekten çok iyi bu arada. Gerçekten. Elimi de şeyin üstüne koyuyorum şu an. Buradan bakın. Çok iyi. Ne onun adı? Aa. En son ne anlatıyordum ben ya? Heh. Sabah erken kalkmaya çalışıyorum. Çünkü birazcık hareket edip
spor yapıp işe öyle gitmek istiyorum. Çünkü ya ben gerçekten sporda akşam insanı değilim. Sporu sabah yapmayı seviyorum. Uyandığımda yapmayı seviyorum. Ve iş çıkışı spora gitmek bana gerçekten bir ölüm, zulüm. Akşam eve geldiğimde spor yapmak da bana bir ölüm, zulüm. İstemiyorum yani. Ben sabah açılıp da gitmek istiyorum. Neyse yani kaç haftadır sabah 6'da kalkmaya hedefliyorum ve alarmım hep saatin 6'sında çalıyor. Ama ben direkt o alarmı kapatıyorum. Bazen kapattığımı bilincindeyim. Bazen ise ne zaman kapattığımı hiç hatırlamadan direkt geride zımp diye uyanıyorum. O yüzden uyku saatimi bir saat aşağıya çekmeye çalışıyorum. Ama vücuduma da 8 saati uyumaya o kadar çok alıştırdım ki 8 saat de değil. 7 saate. Yo, 8 mi oluyor? 11'de yatıyordum aynen 8 saat. Ama 11'de yatıyordum da direkt de 11'de de uyumuyordum yani. Benim uyumam gene 12'yi buluyordu. Yani vücudum en az 7 saat uyumaya alışkın benim. O yüzden bu dengeyi korumak için 10, 10.30 gibi yatıp 11 gibi uyuyorum. Bir şekilde 6'da kalkmam lazım. Hadi 6.30 olsun. Ben 7'yi ele geçe işte evden çıkıyorum. Şef gelip beni alıyor. O zamana kadar işte hareket etmem lazım. Kahvemi içmem lazım. Yemek yeme düzenimi oluşturmam lazım. Yemiyorum. Sabah hiçbir şey yemiyorum. Eve gelince akşam bir şey yemiyorum. Yani yersem abur cubur yiyorum. Ya da dışarıdan yemek söylüyorum. Hani her gün de dışarıdan yemek söylemiyorum. Yani haftada bir ya da iki dışarıdan söylediğim yemekler. Ama bunu da yapmak istemiyorum. Evde yemek pişirmek istiyorum. Aylardır evde yemek pişmiyor. Bugün de yine mesela akşam üzeri çekmedim video. Telefon şarjdaydı çünkü. Akşam üzeri yine dışarıdan böyle yemek siparişi verecektim. Girdim Trendyol'a. Verecektim, hamburger söyleyecektim. Sonra dedim ki hayır beste söylemeyeceksin. Evdesin. Kalk yap bir şey ya. Kalk yap dedim. Tam çok da sağlıklı olmasa da makarna yaptım. Makarna yedim. Uzun zamandır da makarna yemiyordum evde. O yüzden onu yaptım yedim ve güzel de oldu. O yüzden yemek yapmam lazım. Yani yemek yapmayacaksam da salta falan bir şey yapıp onu yemem lazım. Yani yoğurt falan yiyeyim en azından. Yani bir şeyler yiyeyim. Çünkü bir şeyler yemediğim için de kilo veremiyorum. Hani benim vücudum, hani benim yediğim kadarı başka bir insan yeseydi şu an gerçekten ip gibiydi yani. İğne gibiydi. Ama yok veremiyorum. Vücudum bir şekilde onu tutuyor. Niye? Çünkü ah yemek. İşte daha bana yemek gelmeyecek. Ben daha uzun süre yemek yemeyeceğim. O yüzden bunların hepsini depolayayım diyor ve yakamıyorum onları. Çok şükür bu sabah yine tartıldım. Yine 59,5-6 civarına çıktım. Ben kendimi çünkü hani şey olarak hissediyorum. Ben olmuşumdur artık 62-63. Ama o kadar olmamışım. Yani hedefim önce 56 sonra 53'e düşmek istiyorum. Ya gerekirse kaslı olayım ama 55 olayım yani. Bak ona da okeyim ama 1,56'yı görmek istiyorum. O yüzden böyle sabahları bu da iyice bitmiş ha. Bundan bir tane daha vardı da yukarıda. Öyle yani. Sağlıklı bir hayat, hareketli bir hayat, düzenli bir beslenme. Bunu istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. O yüzden buna çabalayacağız. Gerçekten buna çabalayacağız. Sıkıldım. Yani siz de bilmiyorum. Bazen aslında konuşacak çok fazla şey vardı ya. Konuşuruz. Konuşuruz. Hayat zor. Hayat gerçekten çok zor. Mesela yani şurada dibinde biten ve ucu bok gibi olmuş şeyi üşendiğim için yukarı çıkıp diğerini almayıp bununla uğraşıyorum. Pürüm püskül sürülüyor. Yarın büyük olasılıkla bunların hepsini kazıyacağım. Ben de böyle bir insanım. Ne yapayım? Yani yavaş yavaş kötü olarak yani kötü olduğunu düşündüğüm alışkanlıklarımı bir şekilde değiştirmeye çalışıyorum. Geçen gün bunu düşünüyordum. Gerçekten hiç maniküre gitmedim. Hep manikür için
Diyordum yani az biraz tırnaklarım daha iyi olsun, şey olsun. Hiçbir zaman o tırnaklarımın iyi olduğu vakit gelmiyordu. O yüzden şu an tırnaklarım iyiyken bir maniküre gidip şu tırnak etlerini falan temizletip güzel bir el görmek istiyorum artık. Bunu da yaptıklarına birazcık kurusun. Nail art için bunların ucunu falan kesip şey yapıyorlar ya. Bir ara nail art falan deneriz. Ama ben de işte yapamıyorum. Öyle şeyler beceremiyorum çok fazla. Bugün neler yaptık? Bir pazar klasiği olarak evimi sildim, süpürdüm. Şu da çok kötü olmuş ya. Hepsi çok kötü görünüyor ya. Neyse bak ekranda en güzel görünüyor da yakından ben bok gibi görüyorum. Neyse evet bugün neler yaptık? Bugün bir pazar klasiği olarak evimi sildim, süpürdüm. Çocuklarımın evini yıkadım, temizledim. Kendimi temizledim. Biraz spor yaptım. Çamaşır yıkadım. Dün yıkadıklarımı katladım, astım. Yattım, yemek yedim. Dışarı çıkmadım. Neyse bunların hepsini bir gün detaylı olarak farklı farklı videoların başlığı olarak konuşuruz. Ama dediğim gibi bugün edit yapmadım. Edit yapmak istiyorum demiştim. Edit yapmadım. Edit yapmadığım için video atamadım. Video atmadığım için mutsuzum. Edit diyeceğim ya yarın ben bir edit yapayım ya. Of, çok zor geliyor. Neden? Çünkü bilgisayar benim aşırı derecede sinirimi bozuyor. Saklama alanı yok. Komple sıfırlamam lazım. Ama bir şekilde Adobe'yi tekrardan kurmam gerekiyor sonra. Bilmiyorum. Aslında hala bende alanların bir kısmı Ubuntu'ya ayrılmış durumda. Ben bir yarın onları bir temizleyeyim. Yüzüm nasıl parlıyor ama. Saçlarım nasıl? Çok güzel. Yarın sabah görürsün. Bak şu an bunların hiçbiri böyle katır katır değil. Hani kremin tabii ki de şeysi var. Ama yani öyle yoğun bir şeylik yok. Yarın sabah daha belli olur. Vallahi arkadaşlar bu da belirginleştirici istiyorsanız alın kullanın. Ben çok beğendim. O zaman ben zaten birazdan yatacağım. Sabah görüşürüz. Bu kadar. Belki de başka videoda görüşürüz. Belki de ben hiç edit yapmam ve görüşemeyiz. Umarım görüşmüşüzdür. İyi geceler.